Naber arkadaşlar? Argonon Dikon'un dinlemiktiyiz. Banla da birlikte Roblox'ta bugün mükemmel bir oyundayız arkadaşlar. Bugün Panda ile ev kapışması yapacağız. En iyi evi kim yaparsa o kazanacak. Böyle mükemmel bir oyundayız. Adopt Me tarzı bir oyun. Yorumlarda çok fazla yazdınız. Abi bize evli oyun göster. Adopt Me tarzı oyun göster. Yani böyle tatlı bir oyun buldum size. Bak petler de var. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı da okuyorum. Yani siz ne isterseniz onu çekmeye çalışıyorum. Güzel bir oyun. Ev kapışması provanda. Dostum kapışacağız mı? Kapışacağız. Gidiyoruz. Mini game diyor. Enteresan. Ooo, welcome diyor, oyunun yapımcısı, hoş geldin diyor. Şimdi diyor ev kapışması yapacaksınız diyor, size şimdi anlatacak, bize anlatacak. 5 dakikanız var diyor, evlere bak, dostum yakıyor. Arkadaşlar beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ev dizayn edeceğiz galiba. O bize bir tema söyleyecek, o temaya göre ev yapacağız. En çok beğenilen kazanacak, şampiyon olacak. Aa işte çok güzel ama he. Dostum kaliteli. Kaliteli, petler falan da var, onlara da bakacağız. Tamam abi anladık. Aha temaya bak. Your tema is tropical. Bol şanslar diyor. Birazdan görüşeceğiz. Tropical mi? Dostum Dominic gibi yapacaksın. Ne? Allah tropical ev yapacağız. Abi benim aklıma bir plan geldi. Bir plan geldi. Onu yapacağım arkadaşlar. Evi yukarıdan bakıyoruz. Burada da eşyalarımız var. Vakit işliyor. 5 dakikamız var. Oyunun bize verdiği 7500 paramız var. Mesela tropical kıyafet dolabı diye bir şey var. Onu hemen koyayım. Ne yapacağız? Banyo, tuvalet. Hepsini yapıyoruz herhalde. Yatağımızı koyalım. Aaron Papi burada uyusun. Dostum bak şimdi ben ne yapacağım? Şaşacaksın kalacaksın. Şaşacaksın kalacaksın. Provanda hadi güzel bir ev yap provanda. Hepimiz birbirimizin evini gezeceğiz en son. Bak dandik bir şey koyarsan rezil olursun ha. Oyunda arkadaşlar pro kızlar var. Çok güzel ev yapıyorlar. Ya biz onlarla belki yarışamayız ama. Table diyor. Her şeyi koymuş oyunun yapımcısı. Diyor ki sen tasarla. Aha. Tropikal evse o zaman bunlar olacak arkadaşlar. Mantıken değil mi? Her yere koyalım şunları. Tropikal ev yapıyoruz. Dostum ne koyuyorsun? Bak şimdi. Bittiğinde göreceğiz. Bir tropik tema kurmaya çalışıyor Eren Poppy. Ay gerçek hayatta bu kahvede şey koyulur mu yeşillik? Komik olur ama. Bence güzel arkadaşlar. Yattığım yere de koyuyorum. Bir orman evi gibi. Temamız bu. Yani düşüncem bir orman evi aslında. Dostum var ya kesin gene saçmalıyorsun. Evet yatak odamız bitti. Dostum ne ara yaptın? Vallahi benimle konuşacağına git evini yap. Bir oturma koltuğuna ihtiyacımız var. 3 dakika 33 saniye. Ve E ile Q tuşuna döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Baya tasarlıyoruz. Allah vakit geliyor vakit geliyor. 3 dakika kaldı. Ama 5 dakika çok az ya. Tamam yani klasik televizyon koyacağım. Ya klasik şeyler yapıyorum ama. Şimdi ilkten oynuyoruz ya arkadaşlar. Olduğu kadar. Şunu yanlış yere koyduk. Televizyonu tersten izleyecek. Evin içine giren diyecek televizyonu nasıl koymuşlar. Coffee table diyor vakit giriyor. 3 dakika nasıl geçiyor vakit? Dostum vakit bitiyor. Benim ev coşuyor. Göreceğim. Buramandan evi coşuyormuş göreceğiz. Mutfağı yapalım. Hemen mutfağı dizayn etmemiz lazım arkadaşlar. Tropik bir mutfak yapıyoruz. Buzdolabımızda meyvelerimiz. Hepimiz birbirimize yemeğe gideceğiz mi harbiden? Dostum öyleymiş gezeceğiz tek tek. Allah kötü bir şey vardı da rezil olacağız. O yüzden arkadaşlar evi güzel yapmaya çalışacağım. Mutfak dolaplarını koyuyorum. Bir saçma sapan bir şey yaptım ama. Doğru koydum değil mi arkadaşlar? Doğru ya. Şunu da koyalım. Elimizi yıkayacağımız yer. Allah lavaboyu tersten koyduk. Bu nasıl müteahhit? Müteahhit. Müteahhitin başı dönmüş eve yaparken. Az kalsın el yıkamayı tersten. Musluğu ters mi koydum? Ben ne yaptım ya? Dostum koy ters koy. Allah'ım musluğu doğru yere bulamadım he. Ama görünmüyor ki. Üstten yapmak biraz sıkıntılı ya. Evet spot ışık arkadaşlar. Işık olmazsa olmaz. Aydınlatmamız lazım evimizi. Ne koymadım? Bu yukarı dolaplara bardak falan koyacağız. Dostum bak benim ev bitmeye başladı. sallama provanda. Provandan evi merak ettiniz değil mi? Ben de çok merak ettim. Ama sen benim eve girdiğinde kopacaksın provanda. Çünkü her yerde tropik bir tema kurdum ama nasıl yaptığımı söylemeyeceğim. Burayı da koyalım arkadaşlar. Nasıl olsa tropik bir tema yapıyoruz. Dostum evi ormana çevirdin değil mi? Nereden anladın? Yemek masası koydum. Tabii ki buna bir sandalye lazım. Ev halkının oturabilmesi için. Hızlıca koyuyoruz. 53 saniye kaldı arkadaşlar. Yemek masası ve sandalyeleri tamam. Mutfak bitti. Banyo nerede? Banyo nerede? Evin banyosu yok.
Tamam, klozetimizi koyalım. Benim işten bitiyor provanda. Son burayı da koyalım. Allah, 33 tane kaldı. Evin tuvaleti yok. Evin tuvaleti yok. Dostum, nasıl tuvaletsiz ev mi olur? Allah'ım, bunun nasıl düzünü tersini göreceğiz, anlayamıyorum bir türlü. Lavaboyu inşallah düzgün koydum arkadaşlar. Birazdan bu evin içine gezecekler. Yamuk koyduysak yandık. Dostum, ben de onu tam ayarlayamadım. Göreceğiz. Abi nasıl duşa kapayım? Arkadaşlar, tuvaletimiz de hazır. Bir ışıklandırma daha yapalım mı? Ne dersiniz? Bir ışıklandırma daha yapayım. Burada spot ışıklar. 7, 6, 5. Bitiyor, burayı da koy. Bir tane tuvalete koş. Koş 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 koş. Oh, bitti arkadaşlar. Finish. Şimdi öbürlerin dizaynı. Bakıyoruz. This is Mary. Oyundaki kızın evi. Mary'nin evi so beautiful diyor. Çok güzel diyor. Haydi diyor, oylayalım. Aa, geziyoruz. Dostum, yandık, bizim evler gezecekler mi böyle? Evet. Ay, mutfağa bak. Çok kötü. Bad. Hiç Tropic Bay mi burası Mary ya? Aha, provanda. Aha, provanda. Ay, provanda. Nasıl mutfak böyle? Dostum, dalga geçme. Lavaboyu salonun ortasına koymuş. Dostum, onu yanlışlıkla en son koydum. ok diyorum. Tamam, yani ev fena değil. Provanda, o oraya konur mu ya? Dostum, dalga geçme ya. Yanlışlıkla oldu. Allah'ım yarabbim. Andre arkadaşlar, Andre. Abi, bunlar yanlış anlamışsınız siz temayı. Mutfağa bak ya. Siz benim eve geldiğinizde bayılacaksınız. Arkadaşlar, tema tropik bir tema değil miydi? Bunlar anlamadılar ki. Dostum, sen ne yaptın ki? Göreceksin şimdi. He, boş. Bad. İyi değil yani. Allah'ım. Nasıl bir banyo bu? Girer girmez kafamı çarptı. Bakın. Dostum, bu ne? Alın size tropik ev. Eren Papi iş başında. Provanda. Ben sana dedim ki tema tropik dedim. Dostum, bu ne? Ağzına tema, tropik tema işte. Yattığım yerde ağaçlar var. Bir ormandaymışım gibi. Kuşlar ötüyor cıvır cıvır. Beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Mutfağa bak, gel. Dostum, nasıl yaptın hemen? Oylama yapılıyor arkadaşlar. Aa, birinci belli. Birinci belli. Yes. Ama ben temayı anladım. Dostum, biz anlayamadık. Evet, orada ağaç koymanız lazımdı. Arkadaşlar, birinci oldum. Abi, çok güzeldi ya. Oyunu tam anlayamadım arkadaşlar. Burada bak, böyle acayip şeyler var. Home store var. Bunlara bir bakalım. Şimdi birazdan yine kapışmaya gidelim. Kapışmaya gideceğiz yani birazdan. Modern home falan. Ooo. Burada böyle oyunda kendi evimiz de var. Yaşayabileceğimiz bir hayatımız da var yani. Bayağı bir Adopt Me gibi bir şey bu. Dostum, çok detaylı. Teleport your home dedi arkadaşlar. Aa, kendi evim ışınlandım. Oyunun bize verdiği bir ev. Evet. İçi boş. Burayı dizayn edeceğiz galiba. Aynen. Çözdüm. Burayı böyle dizayn ediyorsunuz arkadaşlar. Petleriniz falan var. Normal bir aslında Adopt Me gibi. Ama ortada bir kapışma yeri var. Oraya gittiğinizde de evlerinizi birbirinize kapıştırabiliyorsunuz. Ay, muhteşem. Adopt Me'de böyle bir şey olmalı. Olmalı bence. Olması lazım yani. Değil mi? Herkes kendi yaptığı evi mesela kapışmaya çıkaracak. Dostum, süper fikir. Harbiden bak, böyle olsa mükemmel olurdu. Adopt Me'de bu lazım. Petçiye bak Allah'ım. Şunların tatlılığına bak sen ya. Benim şimdi 2849 param var. Birinci oldum, param var arkadaşlar. Alayım mı? Alırım. Aldım. Modern Pet House diyor. Aa! Allah'ım yarabbim. Aa, ne geldi böyle? Çok değişik bir pet geldi. Dostum, ne geldi? Bayağı zor çıkan bir şey geldi yalnız. Aha. Dostum, bu ne? Ay, gözlerine bak şimdi. Ay, ne kadar tatlı bir şeysin sen. Abi, bu oyun bildiğin Adopt Me gibi ama kapışmalı. Değişik bir şey arkadaşlar. Oyunu beğendim. Şimdi hemen gene kapışmaya gidelim. Güzel bir kapışma yapalım. Bunda da bakalım birinci olabileceğiz mi, bir görelim. Hadi bakalım. Bence bu sefer birinci olamayabiliriz. Dostum, olursun olursun. Hadi. Arkadaşlar, TR oyunun yapımcısı bize gene anlatıyor. Diyor ki 5 dakikanız var. Ben size bir tema söyleyeceğim. O temaya göre evinizi inşa edeceksiniz. Küçük, büyük, kocaman evler. En çok puanı alan birinci olacak. Aaron Papi az önce birinci oldu. Ama güzel yapmış. Görüntü, grafikler falan bayağı uğraşılmış arkadaşlar. Oyunu beğendim, oynayın. Aa, temaya bak. Tema şey arkadaşlar, Sloopy dağınık.
Darmadağınık. Dostum nasıl yani? Karma karışık. Darmadağınık arkadaşlar. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Bunu ben de anladın değil mi? Dostum nasıl yani? Yani böyle darmadağınık yapacaksın arkadaşlar. Salonun ortasına yatağı koydum. Etrafına böyle kitaplarımı koyuyorum. Ben bir dağınık öğrenciyim. Her yerde kitaplar var. Her yerde attım böyle. Okudum attım. Salonun ortasında yatıp kalkıyorum. Onun gibi yani. Dostum çözdüm. Yani bir zahmet çöz artık. Dağınık arkadaşlar. Yani her yer karma karışık. Vazo koydum mesela. Yürürken vazoya çarparsınız kırılır. Bu sefer rakiplerimiz biraz sağlam arkadaşlar. Bakalım onlar neler yapacaklar. Yatağı araya koydum. Televizyonu da buradan izliyorum. Hayat bana güzeli ya. Bu televizyonu nasıl koyacağız ya? Düz mü koydum, yanlış mı koydum anlamadım ki. Hemen burayı yine bitirelim arkadaşlar. Mutfak falan bunlar bittiği zaman çok güzel görünüyor. Az önce oynayanlar hiç yapmadılar. Burabandalar. Öyle. Çok kötü görünüyordu. Burada hızlıca yapalım. Bu dolabı sonradan ekleyeceğim galiba. Hadi bakalım. Evet, resim koyuyorum arkadaşlar. Duvar boyama da var. Onu da göstereceğim şimdi. İsterseniz duvarları da rengarenk boyayabilirsiniz. Ben onu yapacağım şimdi. Tamam, bak yine aynı yaptım ama sandalyeleri şundan böyle darmadağın koyacağım şimdi. Yemişim, kalkmışım böyle sandalyeyi ittirmişim. Sandalye bir tarafta, her şey bir tarafta. Dostum, ne dağıttın eve? 2 dakika 7 saniye. Evimde yine ağaçlar var. Ben bayıldım bu ağaçlara. Dağınık çocuk. Heron Papi'nin evi. Her yere dağınık. Ağaçlar yapmış koymuş evin içine. Bu çocuk çılgın ya bu çocuk. Bu normal değil bu çocuk ya. Başka ne çılgınlık yapabilirim? Gelin palmiyeden koyayım. Oh. Bu nasıl ev ya? Bir sürü çiçek koydum. Bak gene var ya her yer çiçek kaynıyor. Dostum benimki de kalma kaçık. Hadi göreceğiz. Arkadaşlar yine tuvalet bölümünü yapalım. Sonra hemen bir... yatak bölümü orası, salonu koyalım oraya. Duşakabini tersten koysam mıydım acaba? Çılgın çocuk. Duşakabini o zaman nasıl kullanacağız? Alın size işte dağınık ev. Ben salonu gayet dağınık yaptım. Umarım puanlarken öyle atarsınız. Halılar arkadaşlar, halılar var. Bak bunları da unutmayalım, bunları koyayım. Mesela yatağın altına koyalım bir tane. Şuraya minik bir salon yapayım. Klasik televizyon karşıya ama burası çok dağınık olsun mu? Salon dağınık olsun. Buralar o kadar dağınık yapayım mı ya? Burayı normal koyalım. Başka ne kaldı? Buraya güzel bir halı koydum. Bak ışık koymayı unutma. Çok güzel gösteriyor buraman da. Dostum nerede o? Işıklar, ışık gösterinin olduğu yerde. Şimdi arkadaşlar boyaya tıklayıp boyayabilirsiniz böyle. Ya çılgın bir renk yapayım. Bu kırmızı da güzelmiş aslında. Aa bu güzelmiş ha. Salon böyle kalsın. Bu renge bayıldım. Buralara biraz daha renkli yap. Böyle kalsın. Bitiyor 21 saniye. Dostum ya benim yine yetişmedi ya. Hadi bak rezil olursun Brabanda. Ben evi bitirdim boyamaya geçtim. O derece yani. Hadi son kez şunu da boyayalım. Aaron Papi'nin evi bitmiştir. Bir tane şuraya koyayım. Aha halıyı koyamadım. Neyse olmuştur umarım. Şimdi gezmeye başlıyoruz. Hadi bakayım kim dağınık yaptı. Evet. Bir tane kızın evi burası arkadaşlar. Ama hiç dağınık değil. Hani koltuk koymuş. İşte. Biz dağınık ev dedik. Buraya işte arkadaşlar. Tamam yani gibi. Çok dağınık değil. Dostum bu normal yapmış. Eren Papi'nin evi. Dostum ne yaptın? Yine karma karışık bir şey yaptın. Nasıl? Dostum fena değil ama düzenli olmuş. Evet düzenli oldu değil mi biraz? Salonu karışık yaptım. Diğerlerini düzenli yaptım. Bak her yerde kitaplarım var. Aslında tamamen temaya uygun değil mi? Dostum güzel güzel. Evet. Bak mutfak. Dostum duvarı nasıl boyadın? Buraman da her şeyi soruyor. Orada boyama şeyi var. Ayardan onu yapacak. Ha bak bu ne yapmış? Kitaplı ortaya koymuş. Mutfak nasıl mı mutfak? Burayı normal yapmış. Kitaplık güzel. Ortada böyle. Saçma sapan bir şey olmuş ya. Cık. Bu kızlardan daha iyi. En iyisi benimki arkadaşlar yani. Değil mi? Birinci olmam lazım. İşte fena değil diyorum arkadaşlar. İşte.
Normal koymuş banyoyu falan. Buramanda sana gideceğiz. Dostum bak şimdi. Ooo duvardan bu parkeyi nasıl buldun? Dostum ayıpsın. Bir de bana boyamayı soruyorsun. Dostum biliyoruz dostum. Ya buramanda ya çılgın ya. Boyamayı çözmüş hem de duvarlara taş yapmış. Bu taşı nasıl yaptı nasıl ben onu bilmiyordum bak. Dağınık işte azıcık dağınık. İşte. Hadi love it. Beğendim. Oylama yapılıyor arkadaşlar. Ben birinci değilim ya. Ya ben nasıl dördüncü oluyorum ya? Ama böyle bir şey yok ya. Dostum bak bana üçüncüyüm. Ben dördüncü oldum arkadaşlar. Bu iki tane kız birbirine oy verdi. Oyun yaptılar ona var ya, az değiller ha. Çünkü benim dağınıktı ama neyse hadi fena değil. Arkadaşlar bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Oyuna bayıldım. Umarım siz de oynarsınız ve beğenirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.